Merhabalar, Hasan Cihat Örter stüdyo buluşmalarına. Bu sefer benim çok eski, kadim bir dostum, değerli abim, Coşkun Demir geldi. Benim için de büyük keyif, mutluluk Hasan'la beraber. Şu anda zamanı paylaşacağız. Bir de yanımızda da sevgili, çok eski müzisyen Gökçen Kanatan ve Cem Karaca ile yıllar boyu çalışmış. Onu anlatan sevgili Aslan Sullan var. Evet, Aslan Sullan abimiz de eksik olmasın bu dergahın müdavimlerinden. Şimdi Mehmet Teoman'ı burada değerli dostumuzu andık. Nükhet Duru'ya o yıllar önce, yalnız kaç senesinde yapılmış o Cenk Taşkan bestesi. Ben de bayağı onlar bir 74 ile 80 arası yapılan şarkılar. Evet, ben biraz evvel kapa aralığı. Evet. Orada da güzel gitar sorularımız var. Bir gün Mehmet Teoman da inşallah şu koltuğa gelecek. Evet tabii gelecek. Evet, şimdi Coşkun Hocam, bu senin o zaman 45'likler dönemi. Evet, aynen. Aynen 1979'da yaptığımız parça. Osman İşmer aranjör. Osman İşmer aranjör. Evet. Cenk Taşkan beste. Evet. Sözler de rahmetli Özdemir Kaptan. Özdemir Kaptan. Avukat ve tabii gerçek ismi Özdemir Arkan. Evet. Buradan rahmetli anıyorum kendisini. Müzik sektöründeki ismi Özdemir Kaptan olarak. Selim abiyle çok çalışmıştır. Çok. Altın Güvercin yarışmalarında falan şu üyeleri oldular. Sevgili Ersan Yadro ile çok şarkılar yaptılar. Ben de 3-4 şarkı ben yaptım. Ben çünkü Altın Güvercin yarışmalarında hep gitar çaldığım için orkestrada hep onlar vardı. Eyvallah. Evet, buradan herkese rahmetli selam olsun. Evet. Rahmetle yad ediyoruz. Evet. Demek ki sen o gruba, o ekipe girdin. O ekipten çıkan bir albüm. Evet. Şimdi bunu bir paylaşalım. O ekibe önce biz 76'da girdik. Ayşe Bülal Dinç, ben Rüya Ersavcı olarak girmiştik. Neyse, anlatırız tekrar onu, konuşuruz ayrıca. Bize kalan nedir? Bu senin çok sevilen. Aa, çok güzel. Evet. Benim de çok sevdiğim şarkılar. Çok güzel parça. Söz Özdemir. Özdemir Kaptan. Ve müzik Cenk Taşkan. Cenk Taşkan. Aranje sevgili Osman İşmer. Ya, Osman İşmer'e de selam olsun. Şöyle buradan dinleyelim, ama bunu dostlarımız YouTube'dan bulacak. Bulabilirler tabii. Artık sosyal paylaşım siteleri var. İşte biraz önce çok güzel bir örnekleme yaptın sen ya. Günahlar ve sevaplar. İşte günah sevap defteri burası. Kapanana kadar burada. Aynen. Yani cızırtıları geliyor. Tabii. Bayağı da rüzgarın kollarında. Ha, biliyorum hocam. Bilirsin tabii. Kederli yapraklar gibi. Bir provada işte gelmiş gidiyoruz. Sanki bir rüya gibi. Nedir böyle akıp giden sessizce? Ya geçen hayatım, umut dolu yıllarım ne çok sevdik unutma. Yorgunum, beni anla, tut elimi rüzgarlara bırakma. Kimdir o böyle? Vokal istiyor oraya. Savrulup giden. Vokal. Rüzgarlarla daldan düşmüş bir yaprak mı? Sevda mı, ayrılıklar mı? Bize kalan nedir söyle? Anılar mı, acılar mı? Yoksa kırık umutlar mı? Canlı orkestranı fark ediyor. Cezmi olabilir davul. Yok, parmaksız cezmi. Aa, parmaksız. İşte geldik. Orada alto saksafon çırana pay mıydı? Değil, öbürü neydi? Sanki bir rüya gibi. Aynı elemandan sadece. Nedir böyle? Ergüven başı. Sessizce. Ergüven. Ergüven abi bariton çalar gerçi, ama şey olmasın, Yalçın Ateş. Hayır, değil. Çok güzel. Canlı hep ya. Canlı hepsi. Güzellik burada zaten. Şey gibi. Şampuanı gibi. Yine dikkat ediyor musun?
İtalyan kompozisyonu. Tabii İtalyan orkestralı müziği kompozisyonu. Amerikan değil. Çünkü etkin müzikli İtalyan müziği. Fransız ve İtalyan müziği. Bütün herkesi, bütün dünyayı etkiledi. Kaç sene belki bak 79, 78, 79, 35 sene belki parça. Hayatta güzel kayıtlı. Değil mi? Sıtkı yaptı. Bize Sıtkı Acımay. İtalyan şeysi var sende. İtalyan gustosu var. Bak görüyor musun? Bana derken ama ben daha önce şarkılar söylerdim 60'lı yıllarda. Çok bir sürü o Alman orduya. Pedro DiCaprio herkesi zehirledi. Zehri yiyenlerden. Adriano da öyle. O Lino Toni. Albano. Albano. İki şerifler abi. Bana öğretmen. Böyle o Albano'nun o sıcak terör sesi. Nasıl bizi Pink Floyd Jimenez'i zehirledi? George Benson zehirledi. Damardan verdiler. Yok, içinde İtalyanca söylediği parça var. İlla ki. Var. İngilizce de var. İtalyanca da var. Ne güzel. Finale bak abi. Çok güzel. Demek Erdoğan abi çalmış. Tabii. Çok güzel çalmış. Abi o bariton çalmış. Bariton. Keşke biraz daha uzasaydı. Ha, öyle gitseydi. Tabii aslında şey yapıyordu, kesmişler. Kesmişler. Uzuyor. Evet. Uzuyor ama kesmişler maalesef. Çok güzel, tebrik ediyorum. İşte unutulmuyor. Şimdi bazı şarkıcıları gerçekten artistik olarak imza attıran şarkılar var. Ben mesela burada keselim, part 2'ye alalım.